Evet, değerli ART ve Pamukkale TV izleyicileri, Siyaseten programına hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar, merhabalar. Efendim, AK Parti'de aday adaylık sürecinin artık sonuna geldik. Anketler yapıldı, temayül yapıldı. Temayülden sonra anketler yeniden, bazı bölgelerde yeniden anketler yapıldı. Ve adaylık sürecine yavaş yavaş, adım adım yaklaşıyoruz. Bu akşam da yine AK Parti Pamukkale Belediye Başkan aday adayı Avukat Mehmet Ali Yılmaz'la birlikte çalışmalarını, vatandaş ziyaretlerini ve tabii ki artık sona geldiğimiz için ağırlıklı olarak projelerini de değerlendireceğiz. Sayın Yılmaz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Aday adaylık sürecinde artık son oturumu yapıyoruz diyebilirim. Son program yapıyoruz. Çünkü artık sona geldik. Anketler sanırım bitti. Dün ben Çiviril ilçesindeydim, Denizli'nin. Çiviril'de anketler devam ediyor. Ama büyük oranda anketlerin bittiğini biliyoruz. Sorunlu olan tam olarak adayların tespit edilemediği bölgelerde anketlerin yeniden yapıldığını görüyoruz. Siz de tabii bu ara vatandaş ziyaretlerine devam ediyorsunuz. Çalışmalarınıza, projelerinizi, hayallerinizi anlatmaya devam ediyorsunuz. Çalışmalar ne aşamada? Şu an neler yapıyorsunuz? Şöyle Sayın Erdoğan, yaklaşık bir aylık aday adaylığı süreci çalışmamız içerisinde biz köylerimizi, kasabalarımızı ve mahallelerimizi etap etap ziyaret ediyoruz. Evet. Burada görüşler alıyoruz, fikirleri, çözümleri, çözüm önerilerini. Kaldı ki siyaseten sizi dinlemek gereğine, iletişime inanç gösteriyorum. Bu haliyle daha doğru, daha etkin ve verimli bir siyasi çalışma yürüteceğimiz inancı içerisinde. Evet, farklı fikirlerden insanlarla da karşılaşıyorsunuz. Tabii bu siyasetin de aslında güzelliği, siyaset Elbette. Yapmanın güzel tarafı. Bu farklı fikirler sizi nasıl karşılıyor? Siz farklı fikirlere nasıl cevaplar veriyorsunuz? Siyaset anlayışım temel olarak insanlarımızı, hemşehrilerimizi dinlemekten geçiyor. Bakın Sayın Erdoğan, her istenileni yerine getiremeyebiliriz. Ancak herkesi dinleyebiliriz. Siyasete bakışım, temel inancım bu aşama üzerinde seyrediyor. Zaten Denizli kentinde o kentleşme adına, kentin ihtiyaçları adına biz burada yeni dizayn edilen Pamukkale ilçesinden bahsediyoruz. Elbette farklı ekonomik grupların, farklı bölgelerin, mahallelerin, farklı bakış açılarının hayat bulduğu, hayat bulacağı bir Pamukkale ilçesi. Bu büyükşehir yasasıyla birlikte Denizli kenti o bir haliyle hüviyetini değiştiriyor. O sebeple siyasetin özünde dinlemek gereğine inanıyorum. Evet, tabii Pamukkale ilçesi yeni bir belediye. Sıfırdan, her şey yeniden başlayacak. Denizli çok eski bir şehir ama Pamukkale ilçesi, belediyesi yeni kurulan bir belediye olacak. Bu anlamda Mehmet Ali Yılmaz da sahaya yeni çıktı, siyaset arenasına yeni çıktı. Vatandaş tabii Denizli'de geçmişte verilen hizmetler var ama sizden yeni hizmetler bekleyecekler. Vatandaşa ne gibi sözler veriyorsunuz? Pamukkale ilçesini doğru analiz edebilirsek şayet, evet, burada tarımın, turizmin devamında belirli ölçekte sanayinin büyük ölçekte rol aldığını görebiliriz. Pamukkale ilçemize Pamukkale Havzası olarak değerlendirdiğimizde, Pamukkale Ovası olarak baktığımızda burada tarım ve hayvancılığın ciddi manada icra edildiğini görüyoruz. Diğer taraftan Cankurtaran, Karataş, Tekeköy, Zeytinköy, Bağbaşı ve Gökpınar, Karakurt havzasına baktığımızda, Gökpınar havzasını dikkate aldığımızda burada da yer yer tarım ve hayvancılık mesleğiyle iştigal edildiğini görüyoruz. Coğrafi yapı bu haliyle bir bölünme yaşıyor. Burada Cankurtaran ve Gökpınar havzası için botanik ve hobi bahçeleri hedefliyoruz. Bu şu demek, bölgesel istihdamın önünü açacak.
oradaki hemşehrilerimizin yeni iş kapısı umudu haline gelecek. Dünyada farklı botanik bahçesi örnekleri var. Örneğin New York Botanik Bahçesi çiçek çeşitliliğiyle, kapsamıyla birlikte bir yıl içerisinde yaklaşık 800 bin ziyaretçi ağırlıyor ki bu bir turizm kenti, turizm ilçesi Pamukkale'ye ivme kazandıracak. Evet, bu anlamda şöyle bir avantajımız da var sanırım. Dünyanın en güzel bölgesi Türkiye olarak biliniyor. Herkesin bu yüzden zaten gözü Türkiye'de. Bu avantaj bir bakıma ama bir bakıma da dezavantaj oluşturuyor ama Türkiye'de de Denizli. Ege bölgesi ve Denizli. Çünkü iklim şartları sizin bu söylediğiniz anlamda botanik bahçeleri, çiçeklerin yetiştirilmesi anlamında yılın neredeyse 10 ayı müsait diyebiliriz, öyle değil mi? Yani bu anlamda Denizli Türkiye'de çok önemli bir öneme sahip bu anlamda. Sayın Erdoğan, Cankurtaran ve Gökpınar havzasını, hattını Pamukkale ilçemizin, Denizli kentimizin akciğerleri olacak diye tabir edebiliriz. Zaten bugünkü doğal yapı sizin de takdir ettiğiniz gibi buna müsait. Evet. Devamında o bilimsel verileri dikkate aldığımızda bakın Pamukkale Üniversitesi gibi bir şansa sahibiz. Pamukkale ilçesi olarak. Diğer taraftan Pamukkale havzasına, Pamukkale Ovası'na baktığımızda bu bölgede bir tarım ve hayvancılık meslek yüksek okulu inşa etmemiz gerektiği inancı içerisindeyim. Bu bölgemizdeki tarımın ve hayvancılığın kalitesini artıracak, ürün desenini, rekoltesini artıracak. Diğer taraftan bu Develi'den Çeşmebaşı'na kadar giden Akköy bölgesi hattına baktığımızda termal kaynakların daha aktif ve verimli kullanılabileceğini görebiliyoruz. Türkiye'de yakın dönemde artık devlet tarafından çok ciddi manada destek bulan sertifikalı fideciliğin önünü açmaktan bahsediyorum. Sebze ve çiçek fideciliği bölgenin kaderini değiştirebilecektir. Hakikaten biliyorsunuz ki tarım artık yeni dönem modern tarım artık coğrafi yapıyla, araziyle değil, rekolteyle, ürün kalitesiyle birlikte ihracat markası, katma değeri artmasını sağlıyor. Bunun yanında Pamukkale ilçemiz turizm ilçesi olması hasebiyle özellikle bugünkü Pamukkale kasabasının, Karayit kasabasının ve Akköy'ün kapsadığı o çekirdek alanı dikkate aldığımızda termal kaynaklarla birlikte turizm değerlerinin, şimdi şöyle bir şey hayal ediyorum. Real Madrid'in, Barcelona'nın ara sezonunda kampı Karayit beldemizde yaptığı bir Pamukkale ilçesi hayal ediyorum. Avrupa Spor Kamp Merkezi hedefliyorum. Çünkü özel çevre koruma kanunları, sit kanunları ve devamında doğal yapıları, doğal varlıkları koruma kanunlarıyla birlikte o bölgede yapılaşmanın önüne geçilmiş durumda. Çevresel değerler anlamında bundan da inanılmaz mutlu olduğumu bilmenizi istiyorum. Ancak bu bölgenin daha verimli ve doğru değerlendirilebilmesi manasında, o bölgedeki kalkınmayı sağlayabilmemiz anlamında Avrupa Spor Kamp Merkezi haline getireceğiz. Golf sahalarıyla, tenis kortlarıyla, futbol sahalarıyla bunu başaracağımız inancı içerisindeyim. Evet, tabii büyük şehrin sizlere sağladığı imkanlar ve fırsatlar da sanırım bu projeleri kolaylaştıracaktır. Çünkü Pamukkale'ye, Karayit'e baktığımızda termal sularıyla, şifalı sularıyla, traverteniyle, bahsettiğiniz anlamda bütün imkanlarla bunlar bugüne kadar neden yapılmamış diye bir soru da sorulabilir. Turizm manasında bir dünya ülkelerinin yaptığı gibi, dünya kentlerinin düzenlediği gibi bir 25 yıllık, 30 yıllık hatta 50 yıllık bir master plan yapmamız gerekiyor. Bölgenin, ilçenin, kentimizin kaderini şekillendirebilmemiz, olumlu manada değiştirebilmemiz için. Ben zaten milli ve manevi değerleri koruyarak temel hassasiyetlerden vazgeçmeden değişim ve gelişim demiştim. Ben hemşehrilerimize Pamukkale'de geleneksel değişimi vaat etmiştim. Diğer taraftan Pamukkale Hierapolis antik kentini değerlendirdiğimizde orada nekropollerle, hamam bazilikayla,
Hierapolis Antik Tiyatrosu'yla, Antik Havuz'la, Zeytinyağı İşliği'yle birlikte ve en önemlisi inanç turizm merkezi haline getirebileceğimiz ana done, ana obje olarak karşımıza çıkan St. Philip Martyrumu'yla birlikte, ki biliyorsunuz Hazreti İsa'nın 12 havarisinden birisidir St. Philip. Bu o kutsal inanç merkezi olması adına, o artık ısrarla hep söylemiyor muyuz? Günübirlik turistin önüne geçmeliyiz. Turistimiz konaklamalı manasında. Burada ziyaretçi akışını konaklamayı sağlayacaktır. Kür merkezleriyle, spor kompleksleriyle, orada entegre bir yapıdan bahsediyorum. Denizli'yi dikkate aldığımızda yaklaşık 16 bin yatak kapasitesine haiz olduğunu görüyoruz. Otellerimizin, pansiyonlarımızın, o vesaire hususlarda. Burada görselle önem veriyorum. Pamukkale'de, Karahayit'te ve Akköy'de süratle ilk yapacağımız işin peyzaj çalışması olması gerektiği inancı içerisindeyim. Burada o görsel değerler sizi o dünyaya açacağımız pencere, yeşil sahalara sahip, profesyonel ölçekte tesislere sahip, bu haliyle bir turizm beldesi hayal ediyorum. Bunu söyleyebilirim. Şimdi Sayın Yılmaz, tabii Karahayit bölgesinde bir kentsel dönüşüm projesi şu anda başladı uygulamada. Ama Pamukkale ilçesini kapsayan, bu anlamda bütün ilçeyi kapsayan bir kentsel dönüşüm düşünceniz var mı? Sayın Erda, bakın. Bunu şunun için soruyorum, çok özür dilerim. Pamukkale havzası, Pamukkale ilçesinin de içinde olduğu havza riskli bir havza deprem açısından. Bu günlerde tabii çok sayıda deprem de oluyor. Bu anlamda halkımıza da mesaj vermek anlamında kentsel dönüşüm yapmayı mı düşünüyorsunuz? Yoksa bundan sonrası için toplumu depreme daha hazır bir toplum haline getirmeyi mi düşünüyorsunuz? Şu şekilde söyleyebilirim. Bölgesel iyileştirmekten bahsediyorum. Evet. Burada mahallelerimizde, köy ve kasabalarımızda refah seviyesini arttırmak, o hep demiyor muyuz müreffeh yarınlar, evet, ekonomik değerlerin, o ekonomik gücün artık halkımızın daha mutlu, huzurlu, daha modern bir bölgede yaşamasını, hayat sürmesini istiyorum. Pamukkale bölgemiz için de bugün Pamukkale kasabasının bulunduğu alan için ve devamında Develi köyünü alabiliriz, oradaki o hattı dikkatle irdeleyebiliriz. Bugün Bodrum örneğinden yola çıkarak tek tip rengi orada dizayn edebiliriz. Fotoğraflama tekniğine baktığımızda o bölge travertene uyumlu bembeyaz bir bölge olarak karşımıza çıkabilir. Ben inanıyorum ki bu husus turizm merkezini bir adım öne gitmesini sağlayacak. Ve bunları yaparken ortak kararın, ortak aklın egemen olduğu bir belediyecilikten bahsediyorum. Temel manada sosyal belediyecilik, yerel yönetimler algısı ve anlayışım tamamıyla hemşehrilerimizin, halkımızın tercihleri ve takdirleri doğrultusunda ilerleyecek. Şunu ifade edebilirim. Bakın, bir mahallede öncelik arz eden hizmet, o mahalle sakini tarafından tercih ve takdir edilecek. Bu sebeple diyorum, eğer şahsıma adaylık nasip olursa, devamında halkımızın teveccühü ve takdiriyle birlikte burada Pamukkale Belediye Başkanlığı görevini ifa etme şansı bize nasip olursa, ilk önce bu sorunları hep birlikte oturup konuşup çözümleri, çözüm önerilerini ortalama bir süzgeçten geçirip bilimsel değerler ışığında, elbette reel gerçeklikleri masaya yatırıp devamında ortak aklın egemen olduğu bir belediyecilikten bahsediyorum. Bu haliyle istenilen neticeye varabileceğimizi düşünüyorum. Bu sebeple hani gittiğimiz yerlerde diyoruz ya, siz ne derseniz o olacak. Temel siyasi inancım bu düzlem üzerinde paralellik arz ediyor. Bunu paylaşabilirim Sayın Erda. Evet, belediyecilik uygulamalarını, bütün düşüncelerinizi, projelerinizi tabana da yayarak, elbette, toplumla paylaşarak uygulamaya koymayı hedefliyorsunuz. Bu tabii önemli ama bazen şu da oluyor. Şu anda yaşadığımız bir durum var.
Denizli'de hava kirliliği var, biliyorsunuz. Bunu Denizli Belediyesi bir proje ortaya koydu. Denizli'nin tamamını doğalgazla buluşturacağız ve Denizli'yi hava kirliliğinden kurtaracağız. Ama baktığımızda açılan davalarla birlikte tabii gelir seviyesi düşük vatandaşı da düşünerek, dava açanları da suçlama anlamında söylemiyorum ama geldiğimiz sonuç itibariyle gelir seviyesi düşük vatandaşlar ne yapacak düşüncesiyle davalar açıldı ve şu anda Denizli'de hem kömür kullanımı var hem doğalgaz. Dolayısıyla Denizli hava kirliliğinden arındırılamadı. Sorduğunuz zaman bazen sizin uygulamaya koymak zorunda olduğunuz projeler sekteye uğrabiliyor. Böyle bir durum da ortaya çıkıyor bazen. Sayın Erdoğan, yani her şeyi sormaya kalktığınızda bazen işiniz zorlaşmıyor mu? Zorlaşmaz mı? Asla. O haliyle değerlendirme yapmıyorum ve o pencereden hadiseleri değerlendirmiyorum. Çünkü bilimsel veri ışığında diyorum. Pamukkale Üniversitesi gibi akademik kadrolarıyla, çevreleriyle ciddi bir bilimsel merkeze sahibiz. Bakın, ben ortak aklın egemen olduğu belediyecilikten bahsettim. Diğer taraftan eğer arzu ederseniz birkaç tane daha hedeflediğimiz projeyi aktarmak istiyorum. Tabii. Pamukkale bölgesi için Çökelez bölgesinde o yamaç paraşütünün artık profesyonel ölçekte, hatta Dinamit Tepesi ile birlikte o bölgede icra edilebileceği inancı içerisindeyim. Daha sağlıklı turizmin önünü açar nitelikte ve oranda. Bakın, diğer taraftan biz ısrarla Pamukkale Bayramı'nı yeniden getireceğiz diyoruz. Evet. Pamukkale Bayramı Denizli halkının gülen yüzü olacak. Bölgedeki tarımın, tekstilin ve mermerin ihracat oranlarının artmasına, şehrimizin, ilçemizin o katma değer artışına yol açacak. Bundan 30-40 yıl önce tertip edilen Pamukkale Bayramı'nı, bu festivali artık yeni haliyle bir haftalık 10 günlük içerisinde belki de bir sinema şöleni gerçekleştireceğimiz, bir tiyatro şöleni gerçekleştireceğimiz, bu haliyle kolektif bir çalışma neticesinde halkımızın hizmetine, eğlencesine sunmayı planlıyoruz. Evet, tabii Pamukkale Festivali de vardı yaklaşık bir 15 yıl önce. 30-40 yıl önce de Pamukkale Bayramı varmış. Bu festivalle bayramın tekrar devreye sokulmasıyla birlikte şu anda hep yakındığımız, sızlandığımız Pamukkale'nin tanıtımı dünyada yeterince yapılmıyor. Sorununa da sanırım bunun önüne geçecek. Orada moda anlamında bir defile tertip edebiliriz. Evet. Zaten bu düşünceyle hareket ettiğimizde o bölgedeki ivmeyi hep birlikte göreceğiz. Ekonomik değerleri ve katkılarıyla birlikte. Israrla ifade ediyorum. İstihdamın önünü böyle açabiliriz. Diğer taraftan sanayi odamızla, ticaret odamızla, Pamukkale Belediye'mizle, Pamukkale Üniversitemizle ve İşkur'la ortaklaşa bir ara eleman yetiştirme merkezleri kurmalıyız diye düşünüyorum. Ürün kalitesini arttırma adına. Bakın, tüm veriler bizim daha sağlıklı ihracat yapabilmemizin temeli o kaliteli ve markalaşmış ürün pazardan geçiyor ki bu haliyle halkımız için de ciddi anlamda istihdam kapısı olacak diye düşünüyorum. Evet. Başka projeleriniz varsa Sayın Yılmaz, onları alalım. Daha sonra çünkü diğer konular var. Biraz da bir 5-10 dakikada diğer konulara değinmek istiyorum. Aktarmak istediğiniz, artık sona geldik. Aday adaylık sürecinde şimdi proje zamanı değil, çalışmalarımızı, hedeflerimizi, kendimizi tanıtalım şeklinde hep yaklaşıldı bütün aday adayları. Artık sona geldik. Sanırım projeleri paylaşmakta bir mahsur yok. Estağfurullah. Diye düşünüyorum. Diğer aday adaylı arkadaşlarımız da belli hedeflerini, hayallerini, projelerini zaman zaman paylaşıyorlar. Burada aslında yerel yönetimlere ve belediyeciliğe bakış açımın daha rahat anlaşılabilmesi için bunları paylaşma gereği duydum. Ve ısrarla söylüyorum, ortak aklın egemen olduğu. Zaten diğer aday arkadaşlarımızla birlikte de farklı bakış açılarına
bu farklı perspektiflere sahip olabiliriz. Zaten bakın, siyasetin çeşitliliği beraberinde güzelliği getirmiyor mu sizce de? Tabii ki. Hayatın bütün renkleri siyasette de kendini gösteriyor. Göstermeli de zaten. Diğer taraftan Karayit kasabası için, o termal kaynaklar için sıcak suyun daha etkin, daha sağlıklı kullanılabilmesi manasında bugün Çek Cumhuriyeti'nde Praha 2 saat uzaklıkta bulunan Karlovari Hamam ve Kaplıca kentini orada bir model olarak kullanabiliriz diye düşünüyorum. Diğer taraftan İzlanda'daki Blue Geothermal Kaplıca kenti dünyanın farklı ülkelerinde. Örneğin Colorado'da Hamam ve Kaplıca kentleri, Glenwood Kaplıca kenti dünyanın en büyük doğal havuzuna sahip. Ben Pamukkale Antik Tiyatro'nun da antik havuzunda ciddi manada kullanılması gerektiğine inanıyorum. Diğer taraftan biz Pamukkale ilçemizde bir Pamukkale meydanı dizayn etmeliyiz. Mevcut antik kentteki figürlerin, objelerin, değerlerin kentimizin farklı köy, kasaba ve artık bugün haliyle mahallelerinde o köşe taşları ana merkez noktaları olarak değerlendirebiliriz bu objeleri. Bu haliyle çok önemsiyorum. Jeolojiyle bir parça ilgisi olan herkes biliyor ki artık teknik kazılar bakımından burada bir Venedik kriterleri var ki %40'lık dilimi kazı çalışmalarını, %60'lık dilimi restorasyon çalışmalarını içeriyor. Bu şu demek: kazılar neticesinde çıkardığımız bölgesel değerleri süratle restore etmek suretiyle kullanıma sokmalıyız. Kullanılabilir, yaşanabilir tarihi kentler oluşturmalıyız. Zaten bu haliyle kentimiz Tripolis'te, Laodikia'yla, Hierapolis'te kolektif bir yapının ürünü olması halinde ve buna da yürekten, kalpten inanıyorum, deniz şehri çok yakın süreçte sadece Türkiye'de değil, dünyada kültür ve turizm tarih kenti olacak. Evet. Sayın Yılmaz, tabi bu anlattıklarınız önemli projeler. Pamukkale isminden de anlaşılacağı gibi Pamukkale denilince büyük projeler geliştirmek ve konuşmak gerekiyor. Tabi Pamukkale ilçesinde oturan vatandaşlarımız aynı zamanda yaşanılabilir bir şehir de isteyecekler sizden. Turistlerin gelmesi, sayısının çoğalması, uzun süre Denizli'de, Pamukkale'de kalması, bunlar tabii ki önemli projeler. Şehrimizi kalkındıracak projeler. Yaşanılabilir bir şehir sunmak için vatandaşa. Sayın Erda, bu anlattıklarımın tamamı yaşanılabilir bir kentin mutlaka önünü açıyor. Evet. Çevresel değerlere sahip çıkarak devamında Bağbaşı Gökpınar hattında da oluşturabiliriz. Bugün Yukarı Şamlı, Develi, Çeşmebaşı vesaire bu Akö ve Göremez hattında da oluşturabiliriz. Denizli kentinde ciddi standartlarda bir hayvanat bahçesi oluşturmalıyız. Halkımızın o meselelik alanlarıyla, hobi bahçeleriyle, botanik bahçeleriyle birlikte desteklendiği, çevresel değerlere sahip çıkmak sanırım daha sağlıklı, daha güzel bir kent oluşumuna katkı sağlar. Umarım ortak kanaatimiz budur sizde, evet, de. Sayın Yılmaz, tabi artık diğer partilerden ben rakip diyorum hep. Siyaset dilinde bilmiyorum rakip kelimesi nasıl karşılanıyor ama CHP, MHP ve diğer partilerden karşınıza çıkacak rakipler de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Örneğin 2 ay önceki düşüncelerinizle bugünkü düşünceleriniz de değişme var mı? Rakiplerinizi nasıl görüyorsunuz? Sayın Erda, siyaset inancım 2 temel değer üzerine kurulu. Ha. Bunu defalarca konuştuk. Bir tanesi demokrasi, diğeri ise gençlik. Gençlik ifademde de şunu açıkça bilmenizi istiyorum. Salt bir gençlik siyasetinden bahsetmiyorum. Ha. Tecrübeyle, birikimle harmanlanmış, özdeşleşmiş bir genç siyasetten bahsediyorum. Aday aday arkadaşlarımıza, tüm siyasi partilere mensup arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Herkesin Denizli kentine katkı sağlamak, Denizli kentinde güzel şeylere imza atmak manasında çalışma yaptığını biliyorum. Siyaseti bir yarış olarak algılamıyorum. Burada aday olmam ya da olmamam,
görev verilmek ya da verilmemesi olarak değerlendiriyorum. Zaten dikkat edin, kazanmak ve kaybetmek kavramları üzerinde hareket etmediğimizde biz burada açıkça şunu görebiliyoruz. Derdimiz, amacımız, maksadımız, hani ısrarla diyoruz ya, evet, bizim bir davamız var, adı Pamukkale diyoruz. Evet, evet, bu memlekete hizmet etmek bizim davamız. Biz bu memlekete hizmetkar olmak üzere yola çıktık. Hizmet etmek üzere yolda ilerledik. Devamında hemşehrilerimizle zaman geçirdik. Ben zaten ziyaret ettiğim tüm köy, kasaba ve mahallelerimizde ben sadece Pamukkale Belediye Başkanı olmak üzere yola çıkmadım. Aynı zamanda sizlerin kardeşi, evladı olmak üzere yola çıktım diyorum. Ben burada Gökpınar Havzası'nda, Bağbaşı bölgesinde, devamında Pamukkale Ovası'nda, Pamukkale Havzası'nda, aynı zamanda bu toprakların sesi olmak üzere de yola çıktım. Bu haliyle kazanan Denizli kent olsun, kazanan Pamukkale ilçemiz olsun diyorum. Biz siyasi teamüller gereği üzerimize düşen her şeyi imkanlarımız ölçeğinde elimizden geldiğince gayreti olarak sarf ederiz ve devamında tevekkül ederiz. Bunu bilmenizi istiyorum. Evet. Peki Sayın Yılmaz, son olarak inşallah aday gösterilirsiniz. Artık sona geldik. Yavaş yavaş fikirleriniz, hayalleriniz de zemine oturmaya başlamıştır. Seçimi yeni bir ilçe sonuçta. Yani Denizli, baktığımızda Denizli Belediyesi AK Parti'de. Ama Pamukkale ve Merkez Efendi'nin şu anda sahibi yok. Bütün partiler eşit şartlarda aslında seçime girmiş olacaklar. Tabii Denizli Belediyesi'nin sizde olması mutlaka bir avantaj. İktidarda olmanız da ayrı bir avantaj ama seçimi kazanmanın olmazsa olmazları, mesela ne gibi planlarınız var? Seçimi kazanabilmek için vatandaşlara bu anlamda ne gibi net sözler vereceksiniz? Seçimi kazanmanın olmazsa olmazlar sizce neler? Şöyle, adaylık süreci netleşmesi halinde bunu diğer etap olarak değerlendirebiliriz. Mutlaka, ama şimdi hani zaten fikirleriniz biraz zemine oturmuştur diye düşünüyorum. Zaten yavaş yavaş fikirlerimizi, hayata geçirmek istediğimiz projeleri ve hedefleri sizlerin de vasıtasıyla zaman zaman paylaşıyoruz. Bunları ifade etmeye çalışıyorum. Şöyle söyleyebiliriz. 2004 yılından bu tarafa Sayın MKYK üyemiz Nihat Zeybekçi Beyefendi ile başlayan ve bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan Beyefendi ile devam eden AK Belediyecilik, Marka Belediyecilik, AK Kadrolar, Marka Kentler, bölgede lider Denizli, sanırım tartışma götürmez derecede aşikar güzelliklere imza attı. Denizli kentinde kentleşme adına, sosyal çevre anlamında, kültür anlamında, hani sosyal belediyecilik diyoruz ya. Evet. Aslında başarılı ve o background'ı dolu, güçlü bir geçmişle, elimizde ciddi anlamda donaya haiz bir Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı söz konusu. Ve siz de takdir edersiniz ki AK Parti sosyal belediyeciliğin, hatta belediyeciliğin, yerel yönetimlerin bir okulu ve ekolü. O haliyle ciddi bir şansa sahibiz. Ciddi bir geçmişe sahibiz Denizli kent anlamında. Çünkü o Denizli'deki gelişim ve değişimi hemşehrilerimiz yıllar içerisinde güzellikleri yaşayarak gördüler. Evet. Peki, teşekkür ederim Sayın Yılmaz. Son olarak Pamukkale ilçesinde ve Denizli'de ki seçmenlere, Denizlilere, tabii diğer ülkelerden de bizi izleyen yine yurttaşlarımız da var. Onlara mesajlarınızı alalım, bitirelim, buyurun. Herkese bizi dinleme fırsatı verdiğiniz için öncelikle size teşekkür etmek istiyorum. Evlerine bizleri misafir ettiği için hemşehrilerimize teşekkür etmek istiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Güzel, keyifli, mutlu bir hafta sonu diliyorum. Yeniden buluşmak üzere diyorum Sayın Erda. Evet, ben teşekkür ederim size. Size başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkan adayı, daha sonra ilçeler kademe kademe açıklanacak. O dönemde de yine inşallah görüşmek dileğiyle. Size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı olsun diyelim. Efendim, siyaseten programının burada sonuna geldik. Tabii bu hafta sonu
Çivril'de, Çivril için önemli bir gün. CHP bildiğiniz gibi Denizli Büyükşehir ve Çivril hariç tüm ilçelerde temayül yoklaması yapmıştı. Ama Çivril buna itiraz etti. İmza kampanyaları düzenlendi ve Çivril'de de bu hafta sonu sandığa gidilecek. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi Çivril'de de adayını temayül yoklaması sonucu belirleyecek. Tabii ki bunda halk oylaması sonucu da önemli rol oynayacaktır. Hafta sonu yine her zaman olduğu gibi bütün ekiplerimiz Denizli ve ilçelerinde, aynı zamanda Aydın, Manisa ve Muğla'da da etkinliklerimiz var. Sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Siyaseten programını burada bitiriyoruz. Hayırlı akşamlar, kendinize iyi bakın efendim.